Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular, onların perde arkası ve konuşulmayanlarla birlikte olacağız. Yeni yargı paketini tartışacağız. İktidarın muhaliflerden çekincesi ve rahatsızlığı, her kesimden annenin yayılan eylemleri ve feryatları, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yaptığımız özel röportajı da ekranlarınıza taşıyacağız. Saadet Partisi İstanbul Vekili Profesör Doktor Cihangir İslam bizde olacak. Ayrıca her çarşamba eylem kararı alan Harbiyeli annelerinden Furkan Talha Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya da programımıza katılacak. AKP'ye karşı ittifak yoğunlaşıyor. Çatlak da var. Ama kutuplaştırma ve ayrıştırma politikaları da sürüyor. Geçtiğimiz hafta Berlin'de çeşitli kesimlerin hem de birbirinden ayrı da olan kesimlerin bir araya geldiği bir demokrasi ittifakı kuruldu. Parantez içerisinde bunu AKP medyası ve AKP'liler kimlerle yan yana diye adlandırıyor bu tip birliktelikleri. AKP medyası ve Erdoğan hedef gösterdi. Bugün de aynısını yaptı. Şimdi o toplantıda olan Sayın Cihangir İslam'a bu toplantıdan başlayarak aldığımız notları soracağız. Hocam iyi akşamlar, saygılar. İyi akşamlar. Ben de saygılarımı sunuyorum. Bir mukabele. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi görülüyor ki AKP muhaliflerin birleşmesinden rahatsız. Peki biraz tersten bakalım. İttifaklar, mevcut birliktelikler ne istiyor? Türkiye'den ne istiyor? Şimdi Erk Bey, şöyle bakayım. AK Parti'ye karşı ittifak tanımını ben çok doğru bulmam. Yani siyasete bakışımız nesneler veya kişiler, özel veya tüzel kişiler üzerinden, daha açık söyleyeyim, AK Parti karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığı üzerinden değil de bir takım prensiplerin yanında olmak açısından tanımlanmalıdır. Çok haklısınız. Diğer iş bizi ciddi şekilde tepkiselliğe düşürür. Tepkisellik de aslında bir anlamda hem karşı tarafın sizi tanımlamasına müsaade eder, hem de sonuçların veya sizin amaçlarınızın sağlık düzeyini oldukça düşürebilir. O yüzden ben AK Parti'ye karşı ittifak vesaire demiyorum. Keşke şu Türkiye'de kurulan demokrasi ittifakı, hani bir millet ittifakı ve Cumhur ittifakı. HDP dirsek teması vardı bir tarafta, bir tarafta Cumhur İttifakı vardı. Önce bunların ne yapmaya çalıştığına bakarsak bunları da konumlandırabiliriz. Cumhur İttifakı yani AK Parti, MHP, ben buna Vatan Partisi'nin de dahil olduğunu düşünüyorum. Bu ittifaka baktığınızda bir ortak kavramlar, yani vatan gibi, bayrak gibi otak kavramları kullanarak siyaset yaptığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bizatihi sadece ve sadece kendisinin bu otak kavramlara sahip olduğunu, gerisinin ise bunun dışında kaldığını ima eder. En hafif tabiriyle. Zaten hem referandumda hem seçim zamanlarında gördük ki Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ne yaptı? Referandumda hayır verenlere hain demeye kadar işi götürdü. Bu problem bu dilde başlar, böyle bir dilde başlar. Millet İttifakı olsun, HDP olsun, ne yaptığını çok daha iyi tespit eden, yani temel kavramlarda buluşan, ne de bu temel kavramlar? Mesela Cumhuriyetin içinde çoğulcu demokrasiyle birlikte bir arada yaşama prensibini ön plana çıkarmak, birbirinin kimliğiyle uğraşmamak, yani çok açık söylüyorum, Sünni, Alevi, Türk, Kürt, diğer
etnik gruplar, gayrimüslimler, ateistler, aklınıza ne kadar insan grubu geliyorsa bunların karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hukuka bağlı kalarak hukukun üstünlüğü şemsiyesi altında adalet prensibi çerçevesinde bir arada yaşamasını sağlamak. Bu aslında bütün ülkenin havasını da değiştirdi. Referandumlar itibaren somutlaştı ama kökenleri daha eskiye dayanır. Yapılmak istenen, Cumhur İttifakı'nın yapmak istediğini şöyle görüyorum. Bir kimlikler üzerinden siyaset yapmak. Yani benden değilsen ya bendensin ya düşmanımsın gibi bir dikotomi ortaya koymak. Bir anlamda ülkenin nimetlerinden sadece kendi yandaşlarını istifade ettirmek ve muhalif olanları bunu bırakınız nimetlerden istifade etmeyi, etmemeyi, ettirmemeyi bir anlamda cezalandırmak ve Türkiye'yi daha otoriter, dış dünyada da net olarak tanımlanmamış bir takım mecralara doğru yürütmeye, bu tarafa mobilize etmeye çalışmak. Böyle görüyorum. Millet İttifakı ve HDP çerçevesinde ben kendi zihnimdeki Millet İttifakı'nın tanımına HDP'yi daima sokmuşumdur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak seçime giren ama HDP ile de ters düşmeyen birçok konuda dirsek temasında bulunan bu ittifakın istedikleri söylediğim gibidir. Bir arada yaşamak, adalet şemsiyesi altında yaşamak, bir hukuk düzeni içinde yaşamak ve hukuku her gün iyiye doğru götürmek, bu yönde bir evrilme içine sokmaya çalışmak. Neticede insan haklarından, çoğulcu demokrasiden yana bir ittifaktır, böyle özetleyebilirim. Peki Sayın Hocam, tabii çok tartışılıyor yeni yargı paketi, beklentileri, umutları karşılar mı, bu konuyu bir anlatsanız. Evet, estağfurullah. Anladıklarımı paylaşabilirim sadece. Tabii yargı paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Hem kendi içimizde, yani bizim meclis, benim danışmanlar ekibi olarak, hem de CHP, İYİ Parti ve diğer partilerle birlikte zaman zaman yapılan toplantılar çerçevesinde devam ediyor. Ama dikkatimi çeken birkaç konuyu sizinle paylaşmak isterim. Lütfen. Mesela bakınız, 5682 numaralı pasaport kanununa bir takım değişiklikler öneriyor AK Parti grubu. 14. maddede şöyle diyor: OHAL ihraçları, yani OHAL'de ihraç edilenler hakkındaki pasaport alma tanımını şöyle bir değişiklik öneriyor bu konuda. Soruşturması ve kovuşturması olmayanlar, beraat ve davanın reddiyle sonuçlananlar, davanın düşmesiyle sonuçlananlar, ceza alsa da infazı tamamlananlar veya infazı ertelenenler, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı bir takım cezalar alanlar, işte bunlar bu tanımı yaptıktan sonra, yani bunlar demek artık sizin gibi, benim gibi, bir diğeri gibi masum vatandaş demektir. Bu tanıma girer. Bir, şunu söylüyor: kolluk, eğer pasaport almak isterlerse kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucu. Burası önemli. Kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucu. İki, İçişleri Bakanlığı'nca bunlara pasaport verilebilir diyor. Şimdi bakın, burada bir muğlaklık var. Şöyle bir muğlaklık. Kolluk kimdir bu şeyi, soruşturmayı, araştırmayı yapacak olanlar? Yani mahalle muhtarları mı? Ya da bir bölgenin jandarma komutanı mı? Ya da polis emniyet mi? Amiri mi? Evet. Efendim? Ya da polis mi diye tamamladım hocam sizi.
İşte tamam, işte emniyet mensubu mu? Hayır, böyle bir şey yok. Eğer siz pasaportun alınma şartları bellidir. Siz adli sicil belgenizi alırsınız. İşte gerekli evrakları götürürsünüz. Hı hı. Eğer hakkınızda bir dava yoksa veya infaz edilmemiş bir ceza yoksa onun belli şartları vardır. Şey verilebilir. Ayrıca bu araştırmanın sokulması işi burada bulanıklaştırıyor. Bu birinci nokta. Hı hı. İkincisi, pasaport isteyenler, yani bunlardan, bu durumda İçişleri Bakanlığı'nca pasaport verilebilir diyorsunuz. Şimdi burada bir ihtimal ortaya koyuyorsanız, yani bir seçenek ortaya koyuyorsanız, aslında bu kanun maddesine, şu çok enteresan olur, belki böyle bir öneride de sırf dikkat çekmek adına bulunuyorum, verilebilir değil verilmeyebilir ibaresini koyun. Bir şey sizin inhisarınızda ise, yani sizin tercihinize bırakıyorsanız, yani siz bu pasaportu bana verebilirseniz vermeyebilirsiniz de. Bu örtük olarak bu anlamı da taşır içinde. Yani ya bunu açık açık yazın, biz bunu İçişleri Bakanlığı'nın keyfine bıraktık, İçişleri Bakanlığı'nın personeline. Ha ya da deyin ki İçişleri Bakanlığı bunlara pasaport verir deyin. Yani bağlayıcı bir ibare koyun oraya. Bu tip şeyleri ben YÖK döneminde de yaşadım. Şimdi istifa eden bir öğretim üyesi, Amerika'daki eğitimim dolayısıyla artık daha fazla ücretsiz izin de alamamıştım. Bütün izin haklarım bitmişti ve konumumdan istifa etmiştim. Ama geri dönüp kendi kadromu istediğimde, ki madde şöyle diyordu, istifa eden öğretim üyesi, mealen söylüyorum, istediği takdirde kadrosuna dönebilir. Dönebilir diyordu. Tabii dönebilir deyince bu rektöre bir anlamda dönmeyebilir yetkisini de tanımış oluyorsunuz. Rektör de bana dedi ki bu bağlayıcı bir şey değil. Benim şeyimde benim kararım sonucu ortaya çıkabilecek bir şey. Benim inisiyatifimde. O yüzden ben sizi döndürmüyorum dedi. Yani maddeyi okuduğunuzda adeta istifa eden öğretim üyesinin dönebileceği gibi anlıyorsunuz. Ama uygulamaya gelince o dönebilir kavramı dönmeyebilir de dönüşebiliyor. Pasaport meselesinde de işte böyle bir muğlaklık var. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Hocam. Onun dışında terörle mücadele kanununda 7. maddeye ek koymayı düşünüyorlar. Yani haber verme sınırlarını aşmayan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz gibi bir madde. Tabii bunun üzerinde henüz yeterince çalışamadım ama neden böyle bir madde? Yani haber vermek zaten suç değil, eleştirmek de zaten suç değil, düşünce açıklamak da zaten suç değil. Ama siz bunları bir kanun maddesine koymaktan neyi esas uygulamadır burada, onu söylemek istiyorum. Esas mesele fiiliyattaki uygulamadır. Bir de şeyde düzenleme var dikkatimi çeken, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun da tutukluluk süreleri. İşte ağır ceza olmayanlarda 6 aya, ağır cezada 1 yıla, terörle mücadelede 1,5 yıla, gerekiyorsa 6 ay uzatılabilir gibi bir şey konuyor. Bunlar daha teknik şeyler. Yani üzerlerinde hazırlanıp elbette kendi önerilerimizi söyleyeceğiz. Şimdi yargı paketi tek başına bize bir şey getirir mi? Yani ufak tefek şeyler getirebilir ama bizim öncelikle bir anayasa değişikliğine, ama anayasa yazımından önce de toplum olarak bir anayasa yapma, yani bir toplumsal sözleşmeye doğru adım atma eğilimindeki bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bunu söylemek istedim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Aslında benim tabii biz gazeteciler olarak da çalıştık bu yeni yargı paketiyle ilgili olarak. Sizin gördükleriniz maddelerin üzerinden ben de benzer şeyler gördüm. Mesela makul şüpheli yasası ve terör yasasındaki o muğlaklık, sizin de aktardığınız üzere
devam ediyor. Ben de bunu paylaşmak istedim. Şimdi bir başka önemli konu var ve sizin görüşünüzü merak ediyorum. Annelerin feryadı yükseliyor ve her yerde talepler farklı. Aslında annelerle de konuştuk. Hepsi birbirine sahip çıkıyor. Fakat yine aynı şekilde iktidar cephesinde bir ayrıştırma görüyoruz. Özellikle geçen hafta dan itibaren Harbiyeli annelerin 259 Harbiye öğrencisi darbeye katıldıkları gerekçesiyle hala tutuklu 38 aydır ve birçoğu ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Şimdi bir tarafıyla bu çocukların hakkına sahip çıkan annelere polis gözaltı yapıyor. Ama diğer taraftan hepimizin bildiği gibi anneleri konunun dışında tutarak HDP önündeki anneler de neredeyse teşvik ediliyor. Bu da bana çok tehlikeli. Yine iktidarın kutuplaştırma üzerinden aynı tarzını ortaya koyuyor gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. İktidar ne yazık ki hemen hemen her konudaki bu ayrıştırıcı, yani adil olmayan davranışları hepimizin malumu. Ama toplum olarak bu tuzağa düşmemeliyiz derim. Derim ki anneleri biz ayrıştırmayalım. Öncelikle cumartesi annelerinin, ikinci olarak Harbiyeli annelerinin ve üçüncü olarak işte son olarak ortaya çıkan Diyarbakır annelerinin, bunların hepsinin kulaklarına ses verelim. Bunla, bu meselelerin kimi bazılarının çözümü iktidarın elinde. Mesela cumartesi anneleri ne istiyor? Kaybedilmiş evlatları ya da kocaları ya da kardeşlerini isteyen bir kadın grubu görüyoruz. Aslında bunların cesetlerini, kemiklerini istiyorlar. Kemiklerini mezar istiyorlar sadece. Efendim? Evlatlarının kemiklerini istiyorlar, yakınlarını istiyorlar ve bir mezar istiyorlar. O kadar. Bu sese kulak verelim bir. İkincisi, Harbiyeliler meselesi takip ediyorsanız farkındasınızdır. Yani bu OHAL ve KHK meselelerine başından beri bir KHK'lı da olarak sahiplendik. Ama bütün boyutlarıyla sahiplendik. İşte şu anda görüntüde tartaklanan annelerin derdini anlıyoruz. Yani 19 yaşında müebbet alan çocuklar. Yani bir Harbiye öğrencisi bir darbeye nasıl katılır? Bir darbenin nasıl öncüsü, planlayıcısı veya uygulayıcısı olabilir? Yani düşünün facianın boyutlarını. Bu meselelerin özür dilerim. Bu meselelerin toptan yeniden ele alınması ve titiz bir yargılamayla sonuca gidilmesi gerekiyor. Bakın, birincisi tamamen hükümetin, cumartesi annelerinin sorununun çözülmesi tamamen hükümetin, İçişleri Bakanlığı'nın, yani Süleyman Soylu ve ekibinin görevidir bunları ortaya çıkartmak. 15 Temmuz anneleri ya da Harbiyeli anneleri dediğimiz zaman bunların tekrar yargılanması gerekiyorsa ve bu dava dosyalarının incelenmesi ve ben bu çocukların hemen hemen hepsinin suçsuz olduğuna inanıyorum. Yani darbede böyle bir rol alabileceklerine ihtimal vermiyorum. Üçüncüsü, Diyarbakır annelerinin de meselelerine, sorunlarına sadece hukuki değil, sosyolojik olarak da bakmak durumundayız. Şüphesiz, yani evet. bu konuya binaen de her zaman sıklıkla söylediğim gibi bizim gerçekten samimiyetle hepimizin iyi niyetle işe başladığı yeni bir çözüm sürecine ihtiyacımız var. İşte toplantıda da söyledik. O toplantıya davet edildik. Hay hay dedik. Yani biz bir milletvekiliyiz. Yani bizi davet eden her tarafa gideriz. Hatta yani bütün vatandaşlarımızın şeyine gideriz ve meseleyi dinleriz. Orada şunu gördük ki evet, herkes artık bu konuda kalıcı bir çözüm istiyor. Yani bu meselenin bitmesini, yani ayrışmak diye kucaklaşmak istiyor. Yeni bir Türkiye istiyor ve buna hazır gibi gördük. İnşallah iyi bir adım olmuştur. Basından takip ettiniz. Aslında çok da büyük bir tepki gelmedi. Sadece evet, malum kesimden bir tepki geldi. Havuzun bir kısmı daha sonra olaya katıldı. Ama
yalan üzerine habercilik vesaire. Ya bizler zaten KYK'larla, terörle irtibatlı ve iltisaklı ilan edilmiş insanlarız. Yani bu bizim şeyimize, zihinsel durumumuza yeni bir şey katmadı. Eğer onların kanaatleriyle hareket etseydik zaten farklı mecralarda olurduk. Onu şey yapmıyorum ama bu pis, kötü haberleri, bu pis haberleri yapanlar bir gün kendi pislikleri içinde boğulacaklardır. Bundan emin olunuz. Bunu söylemek istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgilere ve ayrıca tabii pozitif enerjiniz için de. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Bütün seyircilere ve size saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Tabii hocam. Evet, aslında Sayın Cihangir İslam'ın bıraktığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Eylemler yayılıyor. Harbiyeli anneleri ne istiyor? Biz anne değil miyiz diye çığlıklar atıyor. Toplantıya giderken henüz gözaltına alınan anneler var. Ve şimdi onlardan biriyle görüşmek istiyorum. Daha önce de birkaç kez onunla canlı bağlantı gerçekleştirmiştik. Ve gerçekten Harbiyeliler konusunda oğlu üzerinden değerli bilgileri bize taşımıştı. Soracağız tabii, yani neden eylem yapıldığını, neden buna ihtiyaç duyulduğunu soracağız. Aslında cevabını bilsek de. Bu arada fiziki koşullarını soracağız eylemin. Kaç kere gözaltına alındığını soracağız Sayın Melek Çetinkaya'ya. Neler yaşandığını soracağız. Ve annelerin ayrıştırılmasını nasıl değerlendirdiğini soracağız. Ve HDP'li annelere de aslında, HDP önünde eylem yapan annelere de aslında mesajları var. İyi akşamlar Melek Hanım. İyi akşamlar Erk Bey. Aslında ben biraz soruları izleyicilere de aktardım ama başından başlayarak size hazırladığım soruları sormak istiyorum. Harbiyeli annelerin eylemleri yayılıyor. Ne istiyorsunuz Melek Hanım? Adalet istiyoruz tabii ki. Adil yargılama, özgürlük istiyoruz. 19 yaşındaki çocukların müebbeti hak etmediğini herkes söylüyor artık. Yani herkes önceden bunu düşünüyordu ama dile getiremiyordu. Ama korku duvarlarını yıktık. Artık herkes bu çocukların adil bir şekilde yargılanmasını söylüyor ve bize destek oluyor. Peki biz anne değil miyiz çığlığı atıyorsunuz. Aslında bu çifte standartı özetleyen de bir çığlık. Siz henüz toplantıya giderken gözaltına alındınız. Kaç kere gözaltına alındığınızı merak ediyorum. Eyleme ne zaman başladığınızı merak ediyorum. Ve neler yaşandığını merak ediyorum. Detayları ben biliyorum çünkü sizinle konuşuyoruz. Evet. Eyleme bir 10-15 gün oldu sanırım. İlk cumartesi hafta sonu başlamıştım KHK'lı Cemal Bey'le. İlk o gün gözaltına alındım. Tek kelime etmediğim halde, hiçbir şey yapmadığım halde direkt gözaltına alındım. Daha sonraki günlerde de AKP il binasının önüne gittik annelerle ve Cemal Bey'le. Orada da daha sokağa girer girmez gözaltına alındık. Maalesef sesimizin duyulmasına İstemiyorlar ama onlar istemedikçe ben görüyorum ki sesimiz daha çok çıkıyor ve daha çok yayılıyor. Daha çok insan bize destek oluyor. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Peki ve 5 kez gözaltına alındım bir hafta içinde. Kaç kere? 5 kez gözaltına alındım. Hatta ilginçtir, bir günde 2 kere gözaltı yaptılar. Onu konuşmuştuk. Onu lütfen anlatır mısınız? Çünkü daha eyleme gelmeden yolda yürürken gözaltına alınıyorsunuz ve aslında gözaltına alınacağınızı da biliyorsunuz. Yani tabii ki ben duyurumu yapmıştım. Çarşamba günü bütün er annelerini, askeri öğrenci annelerini orada toplanıp çocuklarımızın sorunlarını dile getirmek adına bir çağrı yapmıştım. Sağ olsunlar bu çağrıya kulak verdiler. Kayseri'den, Adana'dan, İzmir'den, Balıkesir'den ve birçok ilden 3 günlük erlerin anneleri, 5 günlük erlerin babaları da gelmişlerdi. Fakat o arbedeyi görünce sanırım kendileri biraz geri durmuşlar.
Ve onların sesini duyuramadık açıkçası. Sadece haber yapıldığında Harbiyeli anneleri dendi, fakat orada gerçekten masum erlerin de anneleri vardı. Ben buradan da onların sesini ayrıyeten duyurmak istiyorum. Hatta annenin bir tanesi şunu anlattı: darbe gecesi benim oğlum ateş etmedi, komutanı ateş etmesi için ısrar etmiş ve ayağından vurmuş, bu çocuğa bile müebbet vermişler. Bu önemli aslında. Bunu oradaki, geçen hafta bir üç er annesini konuk etmiştim. Oradaki annelerden biri de oğlunun hikayesini anlatırken bu konuya değinmişti aslında. Şimdi bir daha bunu aktaralım. Yani çocuk ateş etmiyor, komutanı ateş et diyor, direndiği için bacağından vuruyor ve buna rağmen... Evet, ayağından vurulmasına rağmen çocuk müebbet aldı ve kendisi bir haftalık asker. Er yani. Evet, dolayısıyla aslında biraz şeyi de görüyoruz. Yani toplum başından beri bir korkuyla yaklaştı bu duruma. Ama birilerinin ön ayak olmasıyla da biraz daha seslerin yükseldiğini görüyoruz. Pardon, bu arada ben sizin sorunuzu cevaplayamadım sanırım. Birden aklım erlere gitti. Çünkü onların da hakkını o gün için yediğimi düşündüm. Çünkü emek verip o kadar yerlerden geldiler. Hani bu toplantıya katılım sağladıkları halde sesleri duyulmadı. Sizin sorduğunuz soru da şuydu herhalde. Ben o gün eyleme gelirken, yani aileler orada toplanmışlardı. Ben o toplanılan yere gelirken 11.30'da evimden çıktım ve saat 12'de olay yerine çok uzak bir yerde gözaltına alındım. Polisler bana orada dediler ki, Melek Hanım, işte siz bir çağrı yapmıştınız, biz sizi Twitter'dan gördük, şu an oraya gittiğinizi biliyoruz ve sizi almak zorundayız dediler. Ben dedim ki tamam, o zaman ben oraya gitmiyorum, beni bırakın ben evime gideyim. Hayır dediler, sizi almak zorundayız ve beni gözaltına aldılar. Yani sokakta hiçbir şey yapmadığım halde toplantı yerine gidiyorum zanlıyla. Ya yani biz bunu biliyoruz dediler ve aldılar. Beni saat işte 12.30 bire çeyrek kalaya kadar gözaltında tuttular ve ben daha sonrasında tabii ki annelere ve babalara çağrı yaptığım için, oldukları yeri de bildiğim için Sakarya Caddesi'ne tekrar geldim. Oradaki anne ve babalarla buluştum. Onların gözyaşlarını gördüm. Er anneleri özellikle, hani gerçekten benim bilmediğim aileler de varmış. Mesela erin bir tanesi askere gitmiş. Anne ben teslim oldum, merak etme, hani buradayım bile diyememiş. O gün darbe olmuş ve bu çocuğa da müebbet verilmiş. Ne üniformasını alabilmiş, ne zimmetli silahını alabilmiş. Ben o gün o er anneleri de dinleyince gerçekten kahroldum ve doğru yolda olduğuma bir kez daha inandım ve bu insanların sesi olmaya bir kez daha yemin ettim. Dediğim gibi o gün tekrar gözaltına alındık. Yani bir günde iki gözaltı olmuş oldu. Bundan sonra çarşamba günleri yine orada olacağımı söylüyorum. İnşallah engel olmayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü sessiz bir farkındalık oluşturma düşünüyorum. Yani sadece şu üzerindeki üniforma gibi askeri öğrencilere özgürlük üniformamla Sakarya Caddesi'nde her çarşamba bir saat oturmayı planlıyorum. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Annelerin ayrıştırılması konusu, doğrusu HDP önünde çocuklarını arayan annelerin tetiklediği eylemler sizin de eylem yapmanıza sebep oldu. Fakat annelerin ayrıştırıldığını gördük. HDP önünde oturma eylemi yapan annelere bir mesajınız var mı ve onlardan beklentiniz nedir? Onlardan beklentim tabii ki birbirimize destek olmak. Benim onların yanında olmam gerekir. Onların da benim yanımda olması gerekir. Çünkü anne nerede olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yani kesinlikle anne annedir. Annenin ayrımı yapılmaz. İyi anne, kötü anne bile yoktur bana göre. Çünkü biz hepimiz evlatlarımızın derdindeyiz. Ve ben onlar için daha çok üzülüyorum. Çünkü onlar evlatlarının nerede olduğunu, ne durumda olduğunu bilmiyorlar. Ve devletten evlatlarını istiyorlar ama neden HDP'nin önünde oturuyorlar bunu anlamış değilim. Burada çünkü ben yetkili makamın hükümet, yani devlet olduğunu düşünüyorum. Tez vakitte inşallah Süleyman Soylu Bey ve ilgili kişiler bu annelerin çocuklarını bularak onları sevindirecektir. Ben buna inanıyorum. Ama aynı zamanda bu devlet, bu hükümet ve bu millet benim çocuklarımın nerede olduğunu biliyor. İnşallah bunlara da en kısa zamanda tahliye sağlayacak, özgürlüklerini verecek ve yeniden adil bir yargılama yapacaklarına inanıyorum. Ve bu konudaki cumartesi
annelerinin ve HDP önünde oturan annelerin de bana destek vermelerini rica ediyorum. Onlar da benden böyle bir talepte bulunurlarsa hiç çekinmeden onların yanında olacağımı söylüyorum. Hatta talebe bile gerek yok. En kısa zamanda onların yanına gitmeyi planlıyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, verdiğiniz değerli bilgiler için iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, talepler, İstekler böyle, bir yandan ayrıştırma devam ediyor. Şimdi özel bir röportajı ekranlarınıza taşımak istiyorum. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla yaptığım röportajı ekranlara getireceğim. Biliyorsunuz 10 yıl 8 aylık hapis cezası aldı. Yargıya güven 30'un altındayken hukukun olmadığı bir yer söz konusudur ve hukukun olmadığı yerde reform olmaz diyor. Ekrem İmamoğlu'nun performansını değerlendiriyor. Kişisel sorulara cevap veriyor ve tabii ki şu soruyu sordum, aynı günlere denk gelmişti. Erdoğan domuz eti yiyene müdahale etmiyoruz dedi Kaftancıoğlu. Herhalde müdahaleden anladı, gaz sıkmak ve öldürmek diye konuştu. Siz röportajı izlerken ben de ekranlarınızdan ayrılmış olacağım. Bu haftalık haber peşindeden iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yanımda CHP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu var. Sayın Canan Kaftancıoğlu'na sorular hazırladık. Şimdi o soruları sorarak bir röportaj yapacağız kendisiyle. Başlayalım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan bu 10 yıl hapis cezası, daha doğrusu 10 yıl 8 aylık hapis cezasından başlayalım. Bir teferruat olduğunu söylediniz. Çok da teferruat gibi bir şey değil aslında. Bütünsel olarak baktığımızda elbette teferruat değil, ama Türkiye'de ne yazık ki hukukun geldiği noktada üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun süre geldiği bir noktada ve bana gelinceye kadar düşünceleri nedeniyle cezaevine atılmış, cezalandırılmış birçok kişi varken benim de cezalandırılmış olmam çok şaşırtıcı bir durum değil. Zaten süre gelen bir durumun, zaten hukuksuzluğun hani son dönemde bir kez daha ortaya çıkması anlamında bir turnusol kağıdı. Ama kişisel olarak değerlendirdiğimde bu sadece benim başıma gelmiş ya da benim yaşadığım hani tırnak içinde bir mağduriyetmiş gibi düşünmeyi biraz bencillik ve egosantrik bir yaklaşım olarak görüyorum. Türkiye'de düşünen, düşüncesini ifade eden ve bunun mücadelesini veren, düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesi veren herkesin karşılaşacağı bir durum. O nedenle teferruat olarak değerlendiriyorum. Üstüne yargı paketini ekleyelim. Evet, bu aralar yargı paketi sıkça konuşuluyor. Meclise de taslak geldi. Ben de o taslağı inceledim. Hukukun, yargının olmadığı, hukukun olmadığı bir yerde reform yapmanın mümkün olmadığını düşünenlerdenim. Türkiye'de yargıya güvenin %30'ların altına indiği bir dönemi yaşıyoruz ne acı ki. Ve iktidar da aslında yargı paketini hakikaten hukuku yoluna koymak ya da yeniden hukuku inşa etme adına değil, tam tersine işte bizler de bu konuda çalışma yapıyoruz. Yani mış gibi iş yapma adına zorunlu oldukları için yaptıkları bir sözde reform paketi gibi görüyorum. Hakikaten Türkiye'de hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edebilmenin yolu böyle görüntüde hani cevairi kurtarmak için yapılacak işler değil. Tam tersi, hukukun üstünlüğüne inanan ve bu anlayışı ortaya koyan bir yaklaşımla Türkiye'deki sorunlar çözülebilir. Ve ben bugünkü saray vesayetinin bunu yapacak ne niyeti ne de gücü olduğunu düşünmüyorum. Peki, biraz CHP'nin içinden sorulara gelelim. Gerçi bunu bu kadar kısa sürede değerlendirmek çok da doğru olmayabilir. Ama Ekrem İmamoğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz? Size göre eksikleri var mı bu kadar kısa dönem içerisinde? Evet. Valla Ekrem İmamoğlu'nun ben performansının çok iyi olacağına inandığım için zaten İstanbul'a Ekrem İmamoğlu gibi bir adayın olmasını ve kazanması için elimden geleni Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak ve il başkanı olarak yaptım elbette. Ve Ekrem İmamoğlu'nun performansının hem çok iyi olacağına inanıyorum, hem de bu geçen kısa sürede de oldukça iyi işler yaptığını düşünüyorum. Ama her geçen gün
bizim düşünmemizin ötesinde İstanbul'da yaşayan 16 milyon da bunu zaten görmeye başladı. Çok daha net göreceğine inanıyorum. Örneğin Ekrem İmamoğlu o mazbatası iptal edilinceye kadar geçen kısacık zamanda ne yaptı? İlk önce halk, yani belediyenin kaynaklarını doğrudan halkın ihtiyaçlarına yönlendirerek işte bir su faturalarında ucuzlamaya gitti ki bakıldığında aman canım bu da ne diye düşünülebilir ama bu kadar yoksul bir halkın yaşadığı ve insanların yoksullaştırdığı bir yerde bunun ne kadar kıymetli olduğunu o faturası düşen insanlara sormak lazım. Yine öğrencilerin ulaşımında yaptığı indirim, yine kısa sürede belediyeye iş alımlarında kadın erkek fırsat eşitliğine dikkat çeken yaklaşımları ve bu konuda yaptıkları ve yine önümüzdeki süreçte işte 100 kreş projesi vardı önümüzdeki günlerde kendisi açıklayacak. 11'i sanıyorum ki. 11'i önümüzdeki günlerde temel atması tamamlanacak ve açılışı yapılacak olanlar da var. Yani bunlara baktığımızda hakikaten İstanbul'daki 16 milyon İstanbullunun sorunlarını gören ve bunlara da kısa vadede çözümler oluşturmaya çalışan bir anlayışla çok yoğun çalıştığını biliyorum. O yüzden performansı bence olması gerektiği gibi. Peki doğru orantılı bir soru sormak istiyorum aslında. Şimdi bir taraftan sol kesimden CHP'de sağcılaşmaya gidildiği yönünde eleştiriler de var. Yani bir tarafta şu sağcıları sağcılaşmayla yenemeyiz. Bu tartışmalar da kıymetli ve aslında doğru buluyorum. Önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki bir kere şunu ifade etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat. Bir parti ve sosyal demokrat değerleri savunduğu ölçüde ve ne kadar güçlü savunursa o kadar başarılı olabileceğini biz bu yerel seçimlerde gördük. Şunun altını çizmek lazım. Bu tartışıldığı için zaman zaman farklı algılanabiliyor. İşte siz sağcı ya da tırnak içinde muhafazakar aday gösterilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde başarılı olur diye. Hayır, biz Ekrem İmamoğlu'nu öyle olmadığını biliyorum ama altını çizmek için tekrarlamak isterim. Sağcı tırnak içinde ya da tırnak içinde muhafazakar olduğu için aday gösterilmedi. Ekrem İmamoğlu sosyal demokrat değerlere sahip, icraatıyla işini iyi yapan, iyi bir belediye başkanı olduğu için ve toplumun her kesimini, muhafazakarlara da, Kürtlere de, diğer kesimlere de, milliyetçilere de olduğu gibi siyaset yapan ve kendi değerleriyle herkesi kapsayan bir siyaset yaptığı için aday gösterildi. Aslında bu seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını ve başarılı olmasının sebebi de olaylara hak temelli yaklaşan ve her kesime eşit davranan, kapsayıcı, kucaklayışıcı ve yan yana durabilmeye olanak sağlayan bir politika. Yani sosyal demokrat bir politika ürettiği için başarılı oldu. Yani biz seçim kazanmak için, tırnak içinde yine sağcılardan oy almak için sağcı aday gösterelim mantığıyla değil, toplumun her kesimine doğru mesajlarla ve doğru siyaset yapma şekliyle ulaşalım mantığıyla yaklaştığımız için siyaset yaptık. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bir kesimin oyunu almak için o kesim gibi davranmayı ya da inanmasak bile öyle siyaset yapmayı reddedenlerdenim. Peki biraz Erdoğan'ın söylemleri üzerinden kişisel meselelere dönelim. Bu hafta içerisinde Amerika'da bir nefret söylemi konferansında şunları dile getirdi. Biz ülkemizde domuz yiyenlere karşı çıkmıyoruz dedi ve tırnak içerisinde lütfetti. Aslında biz bu konudaki net hedef göstermeleri biliyoruz. Şimdi karşı çıkmıyoruz da demedi, daha komik bir şey söyledi. Müdahale etmiyoruz dedi. Aslında doğru söylüyor. Şöyle doğru söylüyor. Yani siz Türkiye'de farklı düşünen, farklı beslenen, farklı yaşayan insanları hedef göstererek, o insanları tehdit ederek, o insanları siyaset malzemesi yaparak siyasetinizi kurguluyorsunuz ama müdahale etmiyoruz diyor. Sanıyorum müdahaleden anladığı bir işte tomayla gaz sıkmak ya da üzülerek söylüyorum silahla herhalde yok etmek. Evet, bunları şimdilik yapmıyorlar ama bu söyledikleri şeyleri her türlü toplumun ayrışması ve insanları hedef gösterip ne yazık ki toplumda çok kötü bir duygu durumuna oluşması konusunda bu
bunların tamamını yapmakta mahir. Şunu da söylemek isterim. Yani AKP vesayeti anlayışı ya da Cumhurbaşkanı'nın yaptıklarıyla söyledikleri o kadar çok farklı olduğu için hani yaptığı şeyi çıkıp tam tersini söyleyebilen bir anlayışa sahip. Bunu bizler zaten biliyoruz. Ama güzel olan artık halk da, vatandaş da bunun böyle olduğunu gördü. O yüzden bir kere Cumhurbaşkanı'nın nefret söylemine karşı bir mücadele toplantısında konuşması bile benim için yeterince ironik ve absürt bir şeydir. Çünkü her cümlesinde bizzat nefret söylemi kullandığını biliyorum. Peki aslında Türkiye'nin geleceği ve sizin gelecek planlarınızla ilgili bir soru sormak istiyorum. CHP'nin lideri olmayı düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanı olmayı düşünüyor musunuz? Ve Türkiye'nin önünde bir seçim var mı? Seçim olmasını ister misiniz? Evet. Birincisi ben şu ana kadar hiçbir şey olmayı hiç düşünmedim. Ve ben kendi iç dünyamda kendimi rahat hissettiğim mücadele alanı şekli bir şey olmak üzerine değil, hep birlikte inandığım değerleri hayata geçirmek üzere bir mücadele verdim. Bu mücadeleyi verirken kişisel olarak ne olduğumla ya da ne olmadığımla hiç ilgilenmedim. Bununla ilgilenmeyi açıkçası kendi asıl yapmam gereken sorumluluklarımda kendimi kısıtlayabileceği duygusu ve düşüncesiyle ben bir şey olmak değil hep birlikte bir şey başarmak hayalindeyim. Ve Türkiye'de hem geleceğe bırakacağımız hem çocuklarımıza bırakacağımız hem de bugünü kurtaracağımız olması gereken anlayışında bu olması gerektiğine inanarak yani Türkiye nefes alınabilir bir Türkiye olduğunda ben olabilecek en yüksek mevkiye makama kendimi gelmiş sayacağım. Benim siyasetteki hedefim açıkçası Türkiye'nin yeniden demokratik, özgür bir ülke haline gelebilmiş olması ve benim hatta kendi kişisel alanıma, kendi zevklerime, okumalarıma ve kendi konforlu tırnak içinde yaşantıma geri dönebilme özlemi diyebilirim. Türkiye'de nasıl görüyorum bu kısmına gelince Türkiye hakikaten bu seçimlerle birlikte çok aydınlık bir geleceğe kapı araladığını görüyorum. Ve yine aynı şekilde vereceğimiz mücadeleyle de bunu başarabileceğimizi görüyorum. Son sorunuzu hatırlatırsanız atladım açıkçası. Türkiye'de bir yakın dönemde bir Türkiye'de çok yakın bir dönemde erken seçim olmasını kişisel olarak arzu etmiyorum. Çünkü bizlerin yerel seçimlerde o araladığı kapıyı, o insanlarla yan yana gelebilme halimizi, o henüz yeni temas etmiş ellerimizi daha da güçlendirmek için icraatlarımızla, bundan sonra yapacaklarımızla kat etmemiz gereken bir zaman olduğunu ya da böyle bir zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve insanların hakikaten seçimden çok yorulduğunu düşünüyorum. Bizler de dahil olmak üzere vatandaşın daha öncelikli geçim sorunları, başka sorunları varken sürekli seçimlerin hepimizi yorduğunu düşünenlerdenim. Yani sadece fiziksel yorgunluğu kastetmiyorum elbette ama görünen o ki hakikaten Türkiye özellikle son dönemde yönetilmiyor, savruluyor ve bu savruluşu her geçen gün artıyor ve her yerde hissediliyor. Görünen o ki Türkiye'de bugünkü iktidar bir yeniden seçim yapmak durumunda kalabilir. Buna da hazırlıklı olmak için bugünden elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Berlin'deydiniz bir hafta boyunca ve SPD ile yoğun görüşmeler yaptınız. Kardeş Parti, Sosyal Demokratlar. Dünyada sosyal demokrasinin aslında popülist politikaların gölgesinde kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu konuda CHP'nin çıkarımları oldu mu? SPD'nin ve sosyal demokratların çıkarımları oldu mu? Karşılıklı açıkçası çok verimli görüşmeler, fikir alışverişleri ve birbirimizden öğrendiğimiz ve zaman içinde öğrendiklerimizi birlikte hayata geçireceğimiz mekanizmaları konuştuğumuz toplantılar oldu. Bu haliyle hakikaten çok kıymetliydi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyada bu popülist sağ politikaların yüceldiği bir dönemde özellikle İstanbul seçimleri sonrasında böylesi bir dönemde İstanbul'da elde edilen bu demokrasi zaferi sandık yoluyla yeniden demokrasinin inşa edilebileceği ve sosyal demokrasinin böylesi bir dönemde büyük bir kazanım olarak ortaya çıktı. Bu hem Türkiye için geçerli, dünyadaki bütün sosyal demokrasi mücadelesi verenler için de geçerli. Biz bu süreçteki deneyimlerimizi paylaştık ve kardeş partimizdeki yetkililerle birlikte bu sosyal demokrasi mücadelesini birlikte nasıl verebileceğimizi konuştuk ve
İstanbul ve Türkiye'deki seçim başarısının Almanya'da ve diğer ülkelerdeki süreçteki başarılarını arttırabilmesi için deneyimlerimizi paylaştık. Bu anlamıyla ben öğretici ve karşılıklı öğrenmemizi sağlayan görüşmeler olduğunu düşünüyorum. Bir de Berlin'de bir toplantı yapıldı. Geçen hafta işte aydınlar katıldı, gazeteciler katıldı ve farklı kesimlerden insanlar evet. katıldı. Tırnak içerisinde kimler kimlerle yan yana Tabii. toplantısıydı. Bu ama anladık ki tetikçi medyayı, AKP medyasını çok korkuttu. Bu korkunun anlamı nedir sizce? Bence korkmakta çok haklılar. Neden? Çünkü onlar insanların farklı düşünse bile eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesi veren insanların yan yana gelmesinden haklı olarak çok korkuyorlar. Çünkü bizler yan yana geldiğimizde kendi iktidarlarının son olduğunu görüyorlar. Ve özellikle 17 yıl boyunca farklı düşünen kesimleri yan yana gerek kimlik farklılıkları, gerek düşünce farklılıkları nedeniyle yan yana gelmemizi engelleyecek her türlü şeyleri yaptılar. Ama son dönemde bunu başaramadılar. Bu ayrıştırmalarına rağmen, bu bizleri yan yana gelmemizi engellemeye çalışmalarına rağmen yan yana gelebildiğimizde başarabildiğimizi gördük yerel seçimlerde. Yine korkuyorlar. Bu yan yana geliş devam ettiği ve mücadeleyi hep birlikte ortak paydalar altında verdiğimizde sonlarının olduğunu görüyorlar. Bence korkmakta çok haklılar. Korksunlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bizleri izleyenlere de selamlar, sevgiler dileyelim.